Selam Avrupa'da Ramazan'ı sunar. Selam. Avrupa'da Ramazan programından tekrar hayırlı Ramazanlar efendim. Almanya'dan başladığımız yolculuğumuzda tekrar Almanya'dayız. Bir hafta süren Avusturya, İsviçre ve Fransa seyahatlerimizden, programlarımızdan sonra tekrar Almanya'ya döndük. Ve bugün biz sizlere Almanya'nın Herrenberg şehrinden sesleneceğiz. Ve şimdi biz Herrenberg şehrine giriyoruz ve Herrenberg şehrinin güzel görüntülerini sizlere sunmaya başlıyoruz efendim. Baden-Württemberg eyaletinin bir şehri Herrenberg ve bu Herrenberg şehrinde 30 bin insan yaşıyor efendim. Tabii ki insanımız da yıllar evvel buraya geldiler. Buralarda sayıları çoğaldı ve şimdi Herrenberg ve çevresindeki köylerde 3 binin üzerinde insanımızın yaşadığı söyleniyor bizlere. Herrenberg yeşillikler içerisinde güzel bir şehir. Şu anda biz Herrenberg'in kalesindeyiz. Herrenberg kalesinden, Schloss Herrenberg'den Herrenberg'i seyrediyoruz. İnsanımız buralara geldi. Buralarda farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Burada Herrenberg'de her yıl geliyoruz. Farklı farklı şehirlerimizden insanlar yaşıyor. Ve onların işte özverili çalışmaların neticesinde kurmuş olduğu İslam Toplumu Milli Görüş Herrenberg Ayasofya Camii güzel hizmetler veriyor burada efendim. Biz de bugün bu güzel camimizin iftar sofrasına konuk olacağız. Ve oradaki Ramazan coşkusunu ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi Herrenberg'i buradan seyrettik. Tarihi bir şehir olan Herrenberg'in de şimdi tarihi evlerini, tarihi sokaklarını gezmeye çıkıyoruz efendim. Herrenberg tarihi bir şehir. Gördüğünüz gibi tarihi yapılar çok. Şu anda da biz Herrenberg'in Marktplatz denilen şehir meydanındayız efendim. Burası kafeteryalar, lokantalarla dolu. İnsanlar burada da gelip kahvelerini yudumlayarak, dondurmalarını yiyerek vakit geçiriyorlar. Herrenberg tarihi evleriyle dolu dedik. Şimdi biz de işte Herrenberg'in bu tarihi sokaklarında yürümeye çıkacağız. Sizleri o görüntülerle baş başa bırakacağız ve ardından Ayasofya Camii'ne geçeceğiz ve Ayasofya Camii'nin hizmetlerini, çalışmalarını sizlere anlatacağız efendim. Thank you.
inşallah her şeyin hayırlı sabahı. Allah'ım hayırlısını bilir. Amin. Musa Düzenli amcamız Helenberg'in abilerinden, Helenberg'in ilk Türklerinden, cemiyetlere Allah razı olsun her cemiyete gidip gelir. Yardımları da konuyor. Teyzemiz de her hayırda yarışıyor. Kendisinden de Allah razı olsun. İşte hasta hepimiz yani bir yoldan gideceğiz. Allah'ım inşallah hayırlı, imanlı ölümler bizlere nasip eylesin. Normalde bizim gerçekten imanlı bir ölüm bize nasip olursa bizim için o gün bayramdır. Biz o gün için uğraşıyoruz. Geldik ziyaretine Ramazan ayında. Teyzenin de duygularını aldık. Allah'ım güç kuvvet versin sizlere de inşallah. Allah razı olsun. Rabbim bir mübarek gün inşallah şifasını versin. Öyle bir hastaya bakma ama Cenab-ı Allah öyle bir güç veriyor, öyle bir kuvvet veriyor ki yani anlatamam size yani. Yaşamak lazım, anlatılmaz yani. Gerçekten. Evet. Rabbim inşallah en kısa sürede şifasını versin. Bu Ramazan günü dualarımızı edelim inşallah Musa amcamıza. Avrupa'da Ramazan ekibi olarak şimdi de bugünkü programımızı gerçekleştireceğimiz Herrenberg Ayasofya Camii'nin içerisindeyiz efendim. Rabbim nasip ediyor, yıl içerisinde bu camimize gelmek, buralarda namaz kılmak bizlere nasip oluyor ve burada bulunmak gerçekten bizlere mutluluk veriyor. Bu mutluluğu kılan etkenlerden bir tanesi de işte şu anda yanımda duran Yakup abim. Kendisi gerçekten çalışkanlığıyla, bu dava için vaktini harcamasıyla ben öyle tanıyorum. Rabbim kendisinden razı olsun. Şimdi de inşallah bu camimizin bugünlere gelişiyle ilgili ve hizmetleriyle ilgili Yakup abimizle kısa bir şöylesi gerçekleştireceğiz. Yakup abim öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum sana. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Öncelikle hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Ramazan cemiyetimizde güzel geldi geçti. Ben Ramazan boyunca öncelikle hocamıza, bütün kadın kolları bacılarıma, kız evlatlarıma, gençliğime ve özellikle yönetim kuruluna ve cemaatime canı gönülden teşekkürler ediyorum. Bu sene Herrenberg'te Ramazan çok güzel geçti. İzine giden kardeşlerimiz oldu. İzine giden ailelere inşallah sağ selim vardıklarını, haberlerini aldık. Onlar da orada güzel izinlerini geçirip sağ selim tekrar gerçek memleketlerine gelmelerini temenni ediyorum. Allah razı olsun efendim. Ramazan güzel geçmiş anlaşılan. Duygularınızdan onu anlıyorum. Tabii ki bu güzellikleri yaşatan bu cemiyetimizin başkanı Yakup abimiz kimdir? Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız izleyicilerimize? Evet. Ben ismim Yakup Eder. Trabzon Çaykara 1971 doğumluyum. 19 yaşında almaya geldik. Mevlam o senede evlenmemizi nasip eyledi diyor. Çocuk babasıyım ellerinizden öper. Geldik tabii ki inşaat sektöründe mesleğim inşaat olduğu için 10 sene çatı 10 senesi var ve 4-5 senedir de kendi firmamızı kurduk. Her şey hiçbir şey kolay değil. Her yurt dışında gurbet diyarında olmak, yabancı dil, yabancı insanlar. Allah'a şükür olsun bir türlü dönüp dönüyoruz ve bu davada, bu teşkilatta geldiğimiz günden beri içindeyiz. Buna o kadar şükrediyorum ki Mevlam'a 100.000 kere şükürler olsun. Rahmetli Yer Berkan hocamız, Allah yerini gani gani rahmet eylesin. Ve bu arada tabii ki ankmadan geçemeyeceğim, geçen Ramazanlarda hatta bayrama yaklaşıyoruz. Aramızda olmayan büyüklerimiz, rahmetli Mustafa hocam olsun, şu caminin halının alınmasına vesile olan Ahmet İrkem amcam, ondan sonra yönetim kurulundaki arkadaşlarımdan Tufan Bahadır'ın babası, İsmail Polat kardeşimizin annesi, belki isimler aklıma gelmeyebilir. Bunları inşallah Mevlam cennetiyle cezalandırır. Hasta olan hastalarımıza Mevlam bu bayramı inşallah şifalarına vesile olur. Borçlu olan çok kardeşlerimiz var yurt dışında. İnşallah bu borçlu olan kardeşlerimizin borçlarının bir an önce kesilmesini temenni ediyorum. Bu camimiz tabii ki bugünlere kolay gelmedi. Küçük bir mekanda ama şimdi büyük bir bina satın aldınız. Hizmetler devam ediyor. Kısaca şu anda binamızın genel yapısı hakkında kaç metrekare ve neler var? Neler söylersin başkanım? Evet. İlk etapta cemiyetimiz 40-50 metrekarelik bir yerden 30 veya 40 üye aidatı ödeyen
bir teşkilattı zamanında. İki odalı bir yerimiz vardı. Oradan bugünlere geldik. Yani bu konuda ne kadar şükretsek Cenab-ı Allah'a azdır. Tabii ki bu nasip oldu. Bu bina bir türlü faaliyette dolması gerekiyor. Bu şekilde kaldığı zaman kimseye bir şey olmaz. İnşaat aşamasındayız. Şu anda 2-3 hafta içinde minare için müsaade gelecek. Minaremize başlayacağız. Kubbemizi dışarıda yapacağız. Ama 1-2 sene içinde Herrenberg inşallah 300-400 talebesiyle büyük bir külli olarak anılacak. Biz bütün ümitimiz, bütün hayalimiz bu. Şu anda anaokulumuz, geçen seneden bu yana 3 tane anaokulumuz, 8-8, 3 sınıfla birlikte, 6 tane eğitimle birlikte anaokulumuz faal bir şekilde faaliyete girdi. Eğitimde de erkek talebelerimizde 25-30 arası, kız talebelerimizde de 30'u geçti. Eğitim başkanımızın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, biraz da benim detaylı aldığım bilgilere göre 60-70'e yakın bir talebemiz var. Artı ben bölge başkanım Ünalan hocama, başkanıma, oradan buradan kendisine selamlar gönderiyorum ve Herrenberg'e yakın 17 kilometre yakın bir yerde büyük bir külliye bu bölgemize almada öncülük yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Allah'ım kendisine razı olsun. Onun da adını ankmadan geçemeyeceğim. Allah senden de razı olsun başkanım. Ben de senin adını her yerde ankıyorum inşallah. Buradan da bir bayram mesajı alalım. Neler söylüyorsun seni tanıyanlara? Allah razı olsun. Evet inşallah öncelikle tabii ki bayram, mübarek Ramazan bayramımız İslam alemine, bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başta da dediğim gibi Müslümanların huzurlu bir şekilde bayram geçirmesini inşallah Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Tabii ki bizim bu dünyada yaşadık, bize Müslümanlara dünya bir zindandır. Bizim gerçek bayramımız öbür dünyadır. Biz buna inandık. Bunlar da olacak. İnşallah öbür tarafta kazanıp orada gerçek bayramları Mevlam bizlere nasip eyler. Ve Türkiye'deki tabii ki öncelikle büyüklerimden annem var. Anneme dolu dolu selam gönderiyorum, kucaklıyorum, ellerinden doya doya öpüyorum. Mevlam benim ve bütün anne evlatlarının annesiz ve babasız bayram geçirmemelerini ben temenni ediyorum. Kardeşlerime tek tek isimlerini atmak istemiyorum. Kardeşlerime, teyzelerime, arkadaşlarıma, bütün kısacası Müslüman kardeşlerime, vatanıma hayırlı güzel bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Baden-Württemberg bölgemizin güzel cemiyetlerinden Herrenberg Ayasofya Camii'nin önünde sohbetlerimiz devam ediyor. Şimdi yanımızda cemiyetimizin eğitim başkanı kardeşimiz var. Kendisiyle de kısaca bir hem Ramazan hem de eğitim üzerine sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Öncelikle hayırlı Ramazanlar efendim. Allah razı olsun size de. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Aktürk. 83 Çaykara doğumluyum. Almanya'da da 89'dan beri Almanya'da yaşıyoruz. Ramazan nasıl geçti onu sorayım öncelikle. Allah'a çok şükür çok iyi geçti. Bir sıkıntımız olmadı Allah'a çok şükür Ramazan'la ilgili. Bu Ramazan'da şunu demek istiyorum. Oruç tutmayan kardeşlerimizin çok büyük şeyi kaçırdığını söylemek istiyorum burada. Şu anda cemiyetimizin önündeyiz. Cemiyetimizde hizmetlerin bir ucundan tutuyorsunuz siz de. Cemiyetimizdeki göreviniz nedir? Neler yapıyorsunuz efendim? Cemiyetimizde görevimiz eğitim başkanlığı. Eğitim başkanlığı altında çocukları okutuyoruz camimizde hocamızla beraber. Yıl içerisindeki eğitimlerde kaç öğrencimiz oluyor burada? Kaç eğitimciyle hizmet ediyoruz? Ana sınıfımız var. Orada iki eğitimcimiz var. Onun haricinde 7-8-9 yaşları arasında eğitimimiz oluyor. Orada da 2-3 tane eğitimimiz var. Ayrıca hocamız var. Bayrama yaklaşıyoruz. 1-2 gün kaldı bayramımıza. Neler söylemek istersiniz? Memlekette sizi tanıyanlar vardır. Bayrama belki gidemiyorsunuz memlekete. Hem bir bayram selamı alalım hem de son sözleriniz. Buradan tüm aileme, akrabalarıma, özellikle dedeme, Ali Aktürk'e Bursa'da ikamet ediyor. Buradan dayıma, Şeker Yakupan'a bayramlarını tebrik ediyorum. Ve tüm İslam alemin bayramını kutluyorum. Müzik.
İşte bu camilerimiz, bu cemiyetlerimiz niçin açılıyor? Burada yetişen evlatlarımızın hayırlı olarak yetişmeleri için, gençlerimizin burada toplanması için açılıyor. İşte şimdi Herrenberg Ayasofya Camii'nde de gençlik başkanlığı yapan Yusuf Şahinoğlu kardeşim yanımda. Kendisi de burada genç kardeşleriyle, arkadaşlarıyla güzel hizmetler yapıyorlar. Ve gençlerimizin dışarılarda değil de cami çatısı altında yetişmesi için gayret ediyorlar. Öncelikle ben Yusuf kardeşime hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biraz bize kendinizi tanıtarak konuşmanıza başlayın inşallah Yusuf kardeşim. Allah razı olsun. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TV5 izleyenlerine ve TV5 ekibine buradan selamlarımızı iletiriz. Esselamu aleyküm. Biz 1990 Herrenberg doğumlu Bayburt ilimizden gelmeyiz. Gençlik Teşkilatı olaraktan bizler çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Evet. Hem Ramazan ayı içerisinde hem de genel itibariyle faaliyetlerimiz hala hız kesmeden devam ediyor. Ev sohbetleri olsun, fetih geceleri olsun, sportif faaliyetler olsun, Almanca İslam dersimiz olsun. Çok üzerine basa basa durduğumuz bir faaliyetimiz bu. Çünkü Almanya'da yaşıyoruz. Almanca daha iyi anlıyor gençler. İslamiyet'i anlamaları önemli. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz yüzünden. Sevabı illaki ama Kur'an'ı okumak yetmiyor maalesef. Bunu yaşamak lazım. Bununla en iyi Almanca anlıyor arkadaşlarımız. Almanca'da da İslam dersini 1,5 seneden beri elhamdülillah yürütmekteyiz. Her hafta salı günleri yapılıyor. Ve devam ediyor inşallah. Ben az önce gördüm camimizin kapısını açmışsınız. Gençlik lokali için yardımlarınızı bekliyoruz diye. Bu hizmetlerin daha devamı için. Nedir durum şu anda inşaatın? İnşaatımız öncelik olarak yerimiz tespitlendi. Şimdi elhamdülillah belirli yerimiz var. Çok büyük bir şekilde. Hatta caminin en büyük yeri gençlere ayrılmış durumda şu an. Ve inşaatımız başladı. Abdekumlar olsun, kaubeler olsun, onlar yapılıyor şu an. Büyük bir inşaat, hummalı bir çalışma. Yaklaşık genel olarak başkanımız da inşaat sektöründe çalıştığı için o da biliyor. Hemen hemen 30 ve 40 bin euro civarında bir yatırım söz konusu burada. Bunu inşallah gençlerimizin ve büyüklerimizin sayesinde, iş adamlarımızın sayesinde bunu inşallah yapacağız. Önümüzdeki yaza kadar inşallah bitmesini planlıyoruz. İnşallah biter. Ne güzel hizmetler yaparsın Yusuf kardeşim oralarda arkadaşlarınla. Ramazan'ı geçirdik. Bayram geliyor. Bir de son sözlerini alayım. Memlekete, seni tanıyanlara bayram mesajı olarak neler söylüyorsun? Burada Almanya'da biliyorsunuz ki buruk bir Ramazan geçiyor. Buruk bayramlarımız geçiyor. Çünkü istediğin gibi yaşanamıyor. Memlekette olan akrabalarımız olsun çok özleniliyor. Buradan mesela Bayburt'taki akrabalarımıza bol bol selam gönderiyoruz. Ayrıca Gemlik, Bursa Gemlik'teki dedemgillere, halamgillere hepsini buradan selamlar gönderiyorum. Almanya'da Mannheim tarafında Germersheim'da dedemgiller, dayımgiller, teyzemgiller hepsine buradan çok sevgi selamlarımla selam gönderiyorum. Ayrıca Milli Görüş davasında hizmeti bulunan tüm Saadet Partili arkadaşlarıma buradan selamlarımı arz ederim. Allah yardımcılarınız olsun. İnşallah karınca misali biz de burada elimizden geleni yapıyoruz. Hiç umutlarını yitirmesinler. İnşallah Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah nurunu tamamlayacak. Kim onlara yardım ederse onlar kazanacak. Vesile olan kazanacaktır inşallah. Şimdi yanımızda işte camimizde bu hizmetlere destek veren, Türkiye'den buralara kadar gelip burada misafir olarak bulunan ve hizmetlere katkı sağlayan hocamız var. Ramazan'ı birlikte geçirdi buradaki cemaatiyle. Kendisinden de inşallah Ramazan duygusu almak istiyorum. Öncelikle hayırlı Ramazanlar hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sefaat Yılmaz. Burada misafir olarak kalıyorum. Cemaatimizle beraber bu sene dolu dolu bir Ramazan ayı geçirdik. Rabbim tekrar nasip etsin. Amin inşallah. Bu dolu dolu geçen Ramazan'da neler yaptınız camimizde efendim? Mümkün mertebe elimizden geldiği kadar akşam sohbetleri yaptık, vaaz-ı nasihat ettik, mukabele okuduk, çocuklarımıza ders verdik. Bu şekilde Ramazan'ı değerlendirdik efendim. İnşallah. Nice güzel Ramazanlar efendim. Avrupa'daki Ramazan yaşamak nasıl bir duygu? Neler hissettiniz burada? Elbette ki Ramazan, Avrupa'daki Ramazan biraz daha farklı oluyor. Şöyle farklı oluyor.
Hani insan gurbet ilinde olduğu için Rabbimize olan yakınlığımız daha da çok artıyor. Yani cemaatle beraber bulunduğumuz zaman yalnız, kendimizi de yalnız hissetmiyoruz yani. Tabii Ramazan bayramında çocuklarınızdan, belki eşinizden, yakınlarınızdan ayrı bir bayram geçireceksiniz burada. Bir bayram mesajı alalım onlara da buradan efendim. Neler söylemek istersiniz? Buradan öncelikle ailemin ve çocuklarımın Ramazan bayramını kutlar. Bu Ramazan bayramının İslam alemi ile birlikte tüm dünya insanlığı için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Torunlarım Ömer Efendi'ye, Eymen Efendi'ye, kızdan torunu Sevde ve Nisa Nur hanım kızımıza, yine kızdan torunumuz Sevde Zeynep Sıla hanım kızımıza buradan bol bol selam ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Onların da sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde iyi günler ve güzel bayramlar geçirmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve bütün Müslüman kardeşlerimizin de bayramlarını tebrik ediyor. Daha nice nice bayramlara kavuşmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Herrenberg Ayasofya Camii'nin önünde sohbetlerimiz devam ediyor. Buradaki hizmetlere herkes el veriyor efendim. Bildiği kadarıyla, yapabildiği kadarıyla. İşte yanımdaki kardeşimiz de kendisi hafız. Rabbim inşallah bu kardeşimiz gibi hafızlarımızın sayısını çoğaltsın bu diyarlarda. Kendisi de buradaki bilgisi gereğince hizmet etmeye çalışıyor. Öncelikle hayırlı Ramazanlar efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Size de hayırlı Ramazanlar. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Adım Hasan Yakuban. Trabzon Çaykara, 1983 Çaykara doğumluyum. Yaklaşık olarak Almanya'ya 2 yıldan beri ikamet ediyorum. Yeni yeni alışıyorsunuz Almanya'ya. İkinci Ramazanınız. Herrenberg'de Ramazan geçirmek nasıl bir duygu? Neler yaşadınız buralarda? Gerçekten burada Ramazan çok güzel geçiyor. Benim açımdan öyle söyleyeyim. Hayatımda en rahat Ramazan diyebilirim bu sene için özellikle. Çok rahat oldu, çok rahat geçiyor. Bizim Ramazanımız güzel geçiyor ama fakat diğer Müslüman kardeşlerimizin Ramazanları belki iyi geçmiyor. Mısır'daki, Suriye'deki, Filistin'deki, Çeçenistan'daki vesaire sayamadığımız bütün Müslüman ülkenin, yani birçok Müslüman ülkedeki Müslüman kardeşlerimizin Ramazanı belki iyi geçmiyor maalesef. Rabbim onların ve bizlerin yardımcısı olsun. Amin. İGMG Herrenberg Ayasofya Camii'nde hizmetlerin bir ucundan tutuyorsunuzdur. Neler yapmaya gayret ediyorsunuz burada? Evet, burada yönetimdeki arkadaşlarımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz. İnşaattan, eğitiminden mümkün olduğu kadar. Yönetimin içinde değiliz ama dışarıdan destek vermeye gayret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar eğitimde destek vermeye gayret ediyoruz, gösteriyoruz. İnşallah. Burada nice yavrumuzun yetişmesine vesile olursunuz. Bu Kur'an bilginizi aktarırsınız diye dua edelim bizler de bu mübarek günde. Bayram geldi, 1-2 gün kaldı efendim. Memlekette tanıdıklar çoktur. Bir bayram selamı, bir bayram mesajı alalım onlara. Herhalde gidemiyorsunuz, mutlu bir duygu yaşıyorsunuz siz şimdi. Rabbim inşallah hayırlı evlat eylesin size de. Analı babalı büyütsün diyelim. O duygularımızı da iletelim. Çocuğumuzun ismi nedir ve bir bayram mesajı alalım memleketimize, buyurun. Evet, yaklaşık 4 gün önce bir çocuğumuz oldu, erkek evladımız oldu. Adına Yusuf Eren koyduk. Rabbim inşallah sağlıklı uzun ömür nasip eder cümlemizin çocuklarına. Memleketteki anne babamız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hepsine çok çok selam söylüyoruz buradan. Gurbetten selam olsun diyelim. Allah razı olsun. Nice güzel bayramlara inşallah çocuklarınızla, yakınlarınızla birlikte efendim. Herrenberg Ayasofya Camii'ndeki programımız devam ediyor efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Çok değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in bu son günlerine ulaştığımız bu mübarek günlerde bir hususa dikkatlerinizi çekerek bugünkü sohbetimi tamamlayacağım inşallah. Bu konu son derece önemli bir konu. Yani Ümmeti Muhammed'in geleceği anlamına gelen bir konu. Bu konu gençlik konusu. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, bir milletin gençliği yoksa o milletin ayakta kalması mümkün değildir buyurmuştur.
Değerli kardeşlerim, İslam tarihine baktığımız zaman Mekke-i Mükerreme'de İslam düşmanlarının İslam'ı, başta Peygamberimiz olmak üzere, İslam'ı ortadan kaldırmak üzere bütün gücüyle saldırdıkları dönemde İslam'ı omuzlarında taşıyan insanların hep genç insanlar olduğunu görüyoruz. Özellikle aşere-i mübeşşere içerisinden ilk İslam'a giren insanların, Hazreti Ebubekir Efendimiz'e çıkacak olursak, diğerlerinin hepsinin genç insanlar olduğunu görüyoruz. İslam genç Müslümanların omuzlarında büyümüştür dolayısıyla. Mesela bir Ammar, bir Hazreti Bilal, bir Zübeyir İbni El-Havvam, bir Mus'ab bin Umeyr, bunların hepsi genç insanlardı. 17 yaşında, 18 yaşında hayatlarının baharlarında olan insanlardı. Ve bunların omuzlarında İslam Mekke-i Mükerreme'de tutunmuş. Daha sonra Medine-i Münevvere'de bunlar birer birer İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan insanlardı. Dolayısıyla eğer biz hayatta kalacaksak, biz varlığımızı devam ettireceksek, gençliğimize mühim şekilliyle bir ehemmiyet vermemiz lazım. Onları değerlendirmemiz lazım. Onları yönlendirmemiz lazım. Tahsil hayatlarına, eğitimlerine ehemmiyet vermemiz lazım. İşte Avrupa'da bulunuyoruz değerli kardeşlerim. Ve 1 milyona yakın da genç bir nüfus potansiyeline sahibiz. Ama biz çok iyi biliyoruz ki bu genç potansiyel bizim beklediğimiz, İslam'ın beklediği ölçüler içerisinde bir donanımla yetişemiyorlar maalesef. Okur yazar olmalarına rağmen, yerel dilleri çok iyi bilmelerine rağmen, okul bitirememiş, yüksek tahsil yapamamış, kariyer yapamamış yüz binlerce bugün gencimiz var. Maalesef ya bu kardeşlerimiz, gençlerimiz iyi yönlendirilemediğinden ya da okullarında, tahsil hayatlarında arkalarının iyi takip edilemediğinden kaynaklanmaktadır. Oysa bizim bu gençlerin varlığına gelecekte ihtiyacımız var. Ancak İslam ve İslami değerler, İslam medeniyeti bu gençlerimiz vasıtasıyla olacaktır. Ahlaklı, dürüst, iyi yetişmiş, mesleğinde ileri seviyeye ulaşmış, dalında aranan insanlar haline gelmiş, yetişkin bir genç nesle ihtiyacımız var değerli kardeşler. Ancak bu sayede ayakta durabilme imkanımız var. Biz İslami değerleri iyi aktarabilirsek, Kur'an eğitimini iyi verebilirsek, İslam din derslerini iyi verebilirsek, kendilerine ana dillerini iyi öğretebilirsek, dolayısıyla bu gençlerimize sahip çıkabilirsek, inşallah varlığımızı devam ettireceğiz demektir bunun manası. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu Ramazan ayının son günlerinde camilerimizi hınca hınç dolduran gençlerimizin bütün ömür boyunca da cami eksenli olarak faaliyetlere katılmaları ve toplumda faydalı insanlar haline gelmeleri için bütün gayretlerimizi vermeliyiz. Eğitim noktasında elimizden ne geliyorsa bütün gayretlerimizle bu gençliğimizin arkasında olmamız lazım diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Selam'ın sunduğu Avrupa'da Ramazan devam edecek. Selam'ın sunduğu Avrupa'da Ramazan devam ediyor. Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Bizlere Ramazan gibi bir güzelliği bahşettiği için. İnşallah bizler de bu güzelliğin farkına varıp o güzelliği değerlendiren kullarından olmuşuzdur efendim.
Ramazan geçiyor. 2 günümüz kaldı. İnşallah bu 2 günü de hayırlısıyla geçirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve bir dahaki Ramazan'a kavuşmayı, teravihler kırabilmeyi, oruçlar tutabilmeyi hepimize nasip eylesin. İşte bir oruçlunun en mutlu anıdır. Duaların reddolunmadığı, bir oruçlu için duaların reddolunmadığı anlardır iftar saatleri. Herrenberg'de Ayasofya Camii'nde ezana 1-2 dakika var efendim. Ve biz de şimdi hep birlikte namazlarımızı eda edeceğiz. Ve ardından iftar sohbetlerimiz, iftar sofralarındaki sohbetlerimiz başlayacak efendim. Herrenberg'de Ayasofya Camii'mizde bir kardeş ortamında iftarlarımızı yaptık. Şimdi de çaylarımızı içiyoruz. Bugün de sizlere işte teravih namazına gelecek cemaatimizle, çay sohbetlerimizle sesleneceğiz. Onların duygularını alacağız. Bayram yaklaşıyor, bayram mesajlarını alacağız. Şimdi ilk sohbetimi işte aynı sofrada iftar ettiğimiz Hamdi abimizle yapacağız. Onun duygularını alacağız. Ramazan'la ilgili nasıl geçirdiğini soracağız. Öncelikle tekrardan hayırlı Ramazanlar Hamdi abi. Hayırlı Ramazanlar. Siz de bu arada hoş geldiniz cemiyetimizden. Seni tanıyabilir miyiz biraz? Ben Hamdi Bahadır. 42 senedir Almanya'dayım. Bu Milli Görüş'ün Herrenberg'te kuruluşundan itibaren beraberim. Başkan zaten halamın oğludur. Yani çoğunluk biz Milli Görüş'e şey diyoruz. Bu sene daha şimdiye kadar devamlı iftarlarımı burada yaptım. Çok güzel geçtiğine, benim açımdan çok güzel geçtiğine inanıyorum. Tabii herkesin bakış açısı biraz daha farklı olur. Ama ne bileyim şimdi yemek yiyip de teşekkürname alanlardan birisiyim. Dün akşam sağ olsun başkan. Hani iftarlara çok bol katıldığımdan dolayı. Nasıl teşekkürname yani? Yani iftarlar devamlı iftar sofralarındaydım. Yani evde iftar yapmadım. Teravihlere katıldım diye. Yani onun şeyi iyi görüşünden dolayı da yararlandım. Aslında daha güzel bir arada olmanın şeyi güzelliği. O şeyden bakmamız lazım. Nasıl bir duygu? Buralara gelip her zaman camide iftar etmek, buralarda teravihlere katılmak. Ya şimdi aslında şöyle ikinci jenerasyonun yaşlılarındanım şimdi. Şu anda öyle görüyorum. Fakat gençlerin arasında girdikçe gençleştiğime de inanıyorum. Yani artık şimdi şöyle diyelim mesela karabalık ortamda deyip gülüyoruz, çayımızı, sohbetimizi yapıyoruz. Biraz daha değişik oluyor yani insan bir noktada kurbette olmamayışı duygularına kapılıyor. Yani evdeymişiz gibi, sanki memleketteymişiz gibi bir hava oluyor. Buradan da son sözler olarak memlekete sizi tanıyanlara bir bayram mesajı alalım. Ramazan bayramımız yaklaşıyor. Neler söylüyorsunuz efendim? İlk önce Ramazan bayramı bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mesela bugün görüyoruz Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da. İnşallah bir an evvel onlara huzur, rahatlık gelmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Dualarımızda da onu şey ediyoruz, yalvarıyoruz Allah'a. Bu arada tabii ki memlekette, Türkiye'de tanıdıklarımın bütün hepsine çok çok selam ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Herrenberg Ayasofya Camii'nde çay sohbetlerimiz devam ediyor. Şimdi yanımıza, yine bu camimize hizmet eden bir kardeşimiz var. Kendisiyle de hem bu geçirdiğimiz Ramazan'ı konuşacağız hem de bir bayram mesajı alacağız. Ama öncelikle hayırlı Ramazanlar diyerek sizi tanıyabilir miyiz efendim? Hayırlı Ramazanlar. Ben Fatih Şahinoğlu. Herrenberg'de kalıyorum. Gençlik kollarındayım.
86 doğumluyum. Nasıl geçti Ramazan Fatih kardeşim buralarda? Allah'a şükür iyi. Memlekette olmasak da burada da güzel bir Ramazan geçirmeye çalışıyoruz. Tabii bu cemiyetler sayesinde, milli görüşün sayesinde çok güzel bir Ramazan geçirdik. Bayrama da az kaldı. Ramazan bayramını da buradan bütün İslam aleminin kutlarım. Allah'tan hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah siz de burada güzelce hep birlikte cemaatinizde güzel Ramazan bayramları yaşarsınız. Ne işlerle uğraşıyoruz efendim? Biz bu ara kardeşimle beraber toptancılık işiyle uğraşıyoruz. Yanı sıra taksi kullanıyorum. Dolu dolu Ramazan'ı yaşadın yani, evet. İşten, camiden ayrılmadan. Rabbim kolaylıklar versin. Ramazan kolay geçti inşallah burada. İyiydi, güzeldi. Yani sıcaklar olmasına rağmen güzel geçti. Allah'a şükür. Rabbim inşallah nice Ramazanlara kavuştursun bu güzel camimizde hizmet ederek. Memleket Bayburt. Evet. Anne baba, tanıdık, akraba, eş, dost, bir bayram mesajı. Neler söylüyorsun onlara? Buradan beni tanıyan bütün akrabalarıma, Türkiye'de, Almanya'da bulunan akrabalarımın bayramlarını kutlarım. Camilerimiz gerçekten kaynaşma mekanı. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle hep buralarda güzel vakitler geçiriyoruz. İşte bugünkü bu küçük iftar soframızda bizlerle birlikte olan kardeşim de yanımızda. Onun da duygularını almak istiyorum. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Faruk Ömeroğlu. 20 yaşındayım. Bir köy ileride Nufringen'de yaşıyorum. Memleket neresi Faruk? Trabzon. Trabzon'un neresinden? Sürmene. Sürmene'nin neyi meşhur Faruk? Pidesi. Pidesi. Yapabiliyor musun sen sürmene pidesi? Yok, yapamıyorum. Annenler burada yapıyor mu? Yok, yapmıyor. Yani sürmeneye mi gitmek lazım onu yemek için? Aynen öyle. Gidiyor annem musun bu sene? Oldu. Babam sürmeneliydi. Yani sürmeneye gidiyor musun bu sene? Hayır, nasip olmadı. Bu sene buradasın inşallah. Ramazan'ı nasıl geçirdin? Çalışarak geçirdim. Fair job yapıyorum. Buradan da bir bayram mesajı. Trabzon'a, Çaykara'ya, Sürmene'ye neler söylüyorsun? Kimler var orada? Türkiye'deki bütün akrabalarıma selam yolluyorum. Annemin de ellerini ayaklarını öperim. Herrenberg Ayasofya Camii'nde cemaatimiz teravihlerini kıldılar. Şimdi biz de onlardan bayram mesajı almaya başlıyoruz efendim. Hayırlı Ramazanlar öncelikle. Hayırlı Ramazanlar. Allahu Teala bütün Müslümanların Ramazanını kabul eylesin. Amin inşallah. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Temel Şahin, Trabzon Çaykaralıyım. Buradan. Buranın cemaatindenim. Evet. Bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını dileriz. İnşallah kurtuluş olur bizim için. İnşallah. Trabzon'da kimler var? Onlara da bir bayram selamı alalım. Annem babam. Annem babam var. Bütün akrabayı tarikat orada dur. Onlara hepsinin bayramı mübarekli olsun. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar size de. Röportajlarımız devam ediyor efendim. Evet. Yine bir kardeşimiz. Hayırlı Ramazanlar efendim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş sizi geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Sinan Uysal, tanıtma başkanı. Amasyalıyım. Üç çocuk babasıyım. Nasıl geçti Ramazan camimizde? Çok şükür Ramazan dolu dolu geçti. Her akşam buradaydık, iftarımızı yaptık. Şenlikli, coşkulu, ailece. Güzel bir Ramazan geçirdik. Nasıl geçtiğini de anlamadık. Sonuna geldik, göz açıp kapayıncaya kadar. Geçti elhamdülillah. İnşallah nice güzel Ramazanlara. Buradan da memlekete bir bayram mesajı buyurun. Yani bütün Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun.
Herkese mutlu bayramlar. Teravih sonrası sohbetlerimiz, bayram mesajlarımız devam ediyor. Şimdi yanımızda İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarımızın Freiburg bölgemizin eski bölge başkanlarından Rasim hocamız var. Kendisine de inşallah hem Ramazan değerlendirmesi hem bir bayram mesajı almak istiyoruz. Efendim hayırlı Ramazanlar öncelikle. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buyurun. Nasıl geçti Ramazan efendim? Her Herrenberg'de çevresinde neler söylersiniz? Ramazan her zamanki gibi kendi güzelliği içerisinde olan bir ay. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden azat olmaya vesile olan bir ay. Dolayısıyla bereketiyle, bütün güzellikleriyle gelen bir ay. Bu münasebetle hem Herrenberg çevresinde hem tüm Freiburg bölgesinde, Württemberg bölgesinde, daha doğrusu bütün İslam aleminde güzelliklere vesile olan, dolu dolu geçen bir ay. Elhamdülillah. Siz de bu dolu dolu ayı güzel geçirdiniz inşallah. Herrenberg'imizde bayrama yaklaşıyoruz. Kadir Gecesi'ni dün ifa eyledik ve bayram geldi. Neler söylemek istersiniz hem sizi tanıyanlara hem cemaatimize efendim? Tabii öncelikle bu bayram münasebetiyle tüm İslam aleminin bayramlarını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah mübarek kılsın inşallah. Ancak bu bayramı kutlarken, bayrama girerken İslam alemi içerisindeki kırgınlıkların daha yok olmasını, mazlum ve mağdur olan Müslümanların mağduriyetlerinin ortadan kalkmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz tabii bu anlamda. Çünkü biz bayramları tüm ümmet bir arada olduğu zaman, o zaman esas bayrama ulaşacağımıza inanıyoruz. Ama bununla birlikte diyar-ı gurbette Müslümanlarla bir arada olup bu İslam'ın güzelliğini yaşamak ayrı bir onur, ayrı bir sevinç. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Tüm alemine tekrar bayramlarını tebrik ediyoruz. Herrenberg'de her gün iftarda burada ve çevresindeki Müslümanlarla beraber iftar etmek, işte oruçlunun o sevincini paylaşmak, hadis-i şerifin müjdesi gereğince en büyük mutluluklardan bir tanesi. Bu anlamda temennimiz, niyazımız bundan sonraki bayramlara ulaşmak, bundan sonraki Ramazanlara sağlıklı bir şekilde, selamet içerisinde umutla, ümitle ulaşmak inşallah. Ramazanınız mübarek olsun efendim. Ramazan'ı uğurluyoruz yavaş yavaş. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Süleyman Gürbüzer, Niğdeli'yim. 33 senedir Almanya'dayım. Nasıl geçti Ramazan Süleyman abim Herrenberg'de? Bu sene süperdi gerçekten. İnşallah böyle devam eder. İnşallah önümüzdeki yıllarda da böyle olur. Bayram yaklaşıyor. 1-2 günümüz kaldı bayramımıza. Buradan da bir bayram mesajı. Niğde'ye, sizi tanıyanlara neler söylüyorsunuz? Herkese selam söylüyorum. Bütün akrabalara, eşe, dosta, İslam alemine selam söylüyorum. Müslümanların sadık olmasını diliyorum Yüce Allah'tan. Sohbetlerimiz devam ediyor Herrenberg'de. Tanıdık simalarla görüşmek bize mutluluk veriyor. Yine işte her Herrenberg'e gelişimizde bizlerle ilgilenen, görüşen kardeşimiz yanımızda. Hayırlı Ramazanlar efendim. Çok sağ olun. Hayırlı Ramazanlar sizlere de. Çok memnun oldum tekrardan geldiğinizde. Bize zaman zaman ziyaret ediyorsunuz ve dolayısıyla bir mutluluk katıyorsunuz buraya. Bir heyecan oluyor tabii dolayısıyla da. Rabbim razı olsun sizlerden. Bizleri misafir ediyorsunuz. İzleyicilerimiz sizi tanıyabilir mi? Benim adım Bülent Gürbüzer. Yıllardır İGMG Herrenberg'de faaliyet gösteriyoruz elimizden geldiği kadar da. Çok şükür başkanımızdan dolayı, başkanımızın faaliyetinden dolayı, aktif faaliyetinden dolayı bayağı bir gelişmeler oluştu. Daha iyisini de ümmetimizden bekleriz inşallah. İnşallah. Nasıl geçti Ramazan Herrenberg'de? Güzel miydi? Çok güzel, çok süper. Vakitler, günler uzun olduğu halde tekrardan insan küçüklükten alışkın olduğu için dolayısıyla çok çok basit de geliyor aslında. Bazıları alışkın olmayan insanlar biraz zor zannediyor ama Ramazan ayı ve oruç tutmak çok sıhhatli ve güzel geçiyor. İnşallah nice güzel Ramazanlara burada ulaşırsınız. Bayram geldi. Neler söylüyorsunuz? 1-2 günümüz var bayramımıza. Buradan bir bayram mesajı sizi tanıyanlara. Bayram mesajı bizim ya zaten bu bölge çevresinde herkesin bayramını kutlar ve şu an bizim köyde, Kitreli köyünde akrabalar çok toplanmaya başladı sanırım. Artık yavaş yavaş bayramlara yaklaşıyorlar. Buradan da Niğde'nin Kitreli kasabasına selamlarımı gönderiyorum, bayramlarını kutluyorum. Gördüğünüz gibi genciyle yaşlısıyla herkes burada camimizde bir araya geliyorlar. Şimdi yanımızda genç bir kardeşimiz var, onu tanıyacağız. Ramazan duygularını ve bayram mesajını alacağız. Seni tanıyabilir miyiz öncelikle? Adım Muhammed Gül. 1989 Herrenberg doğumluyum. Eskiden bu camide gençlik başkanlığı yapmıştım bir aralar. Sonra Freiburg Donau bölgesine geçtim. Üniversiteler başkanlığı yaptım. Ayrıyetten üniversiteyle iş güç bir arada yürütüyoruz. Hayırlısıyla bakalım. İnşallah. Üniversite okuyor muyuz? Devam ediyor mu üniversite hayatımız? Okuyorum evet daha. Tıp mühendisliği. Tıp mühendisliği. Evet. Nasıl bir şey tıp mühendisliği? Tıp duyduk da tıp mühendisliği nasıl oluyor efendim?
mühendisliği tıp aletleriyle alakalı, bütün hastanelerde MR'lar vesaire bunlarla alakalı, protezler falan derken bunların gelişmesinde çalışıyoruz. İnşallah Rabbim nice güzel aletlerin geliştirmesinde sizlere kolaylıklar versin diyelim. Amin. Ramazan nasıl geçti buralarda efendim? Ramazan aslında çok güzel geçti. Biraz sınavlı geçti ama çok güzeldi. Şükür elhamdülillah. Rabbim yardım etti. Bu sıcakta da yine de sınavlara rağmen, işe güce rağmen hayırlısıyla bir Ramazan geçirdik. Çok da güzel oldu elhamdülillah. İnşallah nice güzel Ramazanlara, bayramımıza yaklaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Memleketinizde sizi tanıyanlara bir bayram mesajı alalım. Buyurun. Öncelikle beni tanıyanlara, Amasya'ya ve tüm İslam alemine geçmiş kandilini mübarek olsun diyorum. Ayrıyetten gelecek bayramına hayırlı olsun istiyorum. Tüm İslam alemine alakalı. Tabii ki en önemli mazlum ve mağdurlar için bunların güzel bir bayram geçirmesini niyaz ediyorum Yüce Rabbim'den. Hayırlısıyla güzel bir bayram geçiririz diye ümidimiz var inşallah. Efendim işte gördüğünüz gibi dedik ya genciyle yaşlısıyla şimdi de bu camimizin belki emektarlarından bir büyüğümüz yanımızda. Hayırlı Ramazanlar efendim. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim İbrahim Kısacık, Amasyalıyım. Ne diyorsun? Buyurun siz söyleyin de ben sorayım o zaman. Nasıl geçti Ramazan efendim? Allah razı olsun. Bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel geçti. Yalnız tabii illaki dünyada çok buruk, İslam alemine çok büyük kanlar akıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Rabbim bunları bir an evvel dindirsin. Bunu istiyoruz. İnşallah efendim. Rabbim dualarımızı kabul eylesin bu mübarek günlerde. Bayramımız yaklaşıyor. Tabii ki buruk bir bayram belki ama sizi tanıyanlara olsun, bizi izleyenlere neler söylemek istersin bir bayram mesajı olarak? Ramazan bayramları bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Bayramları mübarek olsun. Başka bir şey diyeceğimiz yok. Bütün Amasya çevresinde akrabalarımıza ve bütün Amasyalılar bayramları hayırlı olsun. Selamlar. Sohbetlerimize devam ediyoruz. Herrenberg Ayasofya Camii'nin önünde yine bir abimiz var burada. Kendisiyle tanışacağız inşallah şimdi. Hayırlı Ramazanlar efendim. Allah razı olsun. Hepimizin Ramazan'ı mübarek olsun inşallah. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Çınar. Memleket? Memleket 70 Karaman. 70 Karaman. Hemşerimizi bulduk Ali abi burada da. Karaman'ın neresinden efendim? Ben Yollarbaşı kasabasından. Yollarbaşı kasabasından olduğunu önce söyleseydin Ali abinin hemşerisi derdim. Tanışıyor musunuz siz kendisiyle? Gördün mü burada kendisini? Kendisini şu anda gördüm. Şu anda gördüm. Ama geleceğini de duymuştum tabii. Geleceğini duydunuz, geldiniz. Evet. Ali abimizle de tanışıyor musunuz? Nasıl geçti Ramazan efendim buralarda? Ramazan hamdolsun sağlıklı bir şekilde yerine getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. Ramazan'ın şu son günlerinde inşallah sağlıklı, sıhhatli dostlarla beraber geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah. Burada dostlarınızla birlikte nice güzel Ramazanlar diliyorum sizlere. Amin, inşallah. Bayramımız yaklaştı. Yollar başında tanıdıklar vardır. Bizi izleyenler. Evet. Neler söylersiniz buradan bir bayram mesajı? Buyurun. Öncelikle Yollarbaşı kasabasında babama, kardeşime, hatta bir hafta öncesi bir kardeşim küçük bir kaza geçirdi. Aynı zamanda babam da mobilyetten düşmüş. İkisine de geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Allah beterinden saklasın. Amin. Hiçbir Müslümana böyle kötü günler geçirmek nasip etmesin inşallah. İnşallah. Bir de bayram mesajı alalım. Selamlarımızı gönderdik. Bayramlarını da tebrik edelim. Gidiyor muyuz bayrama yoksa? Bayramdan sonra gideceğim nasip olursa. İnşallah görüşürüz dostlarımızla beraber. Öncelikle ülkemin, Müslüman aleminin ve bütün dostların bayramını şimdiden tebrik ederim. Nice bayramlara erişmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Çok teşekkür ediyorum sayın hemşerim. Ben teşekkür ederim. Buralarda karşılaşmak nasipmiş sizlere. Ali abimle de burada karşılaştınız. Şimdi sohbet edersiniz, hasret gidersiniz inşallah. Hayırlı bayramlar diliyorum size. Allah razı olsun hepimize inşallah. Sohbetlerimize devam ediyoruz. Şimdi yanımıza yine tanıdık bir sima var efendim. Birkaç yıl evvel Herrenberg programlarına geldiğimizde bizi evinde misafir eden Mehmet abimiz. Niğdelidir kendisi de. Şimdi kendisine teşekkür ediyoruz. Bizlere bu röportajı verecek inşallah. Bayram mesajını alacağız. Ramazan duygularını alacağız Mehmet abim. Nasılsın? İyisin inşallah. Ramazan nasıl geçti? Teşekkür ederim Recep Bey. Ben iyiyim. Ramazan'ı Ramazan olarak bilenler güzel geçiriyor. Anlayan kıymetini, değerini, anlamını bilenler güzel geçiriyor. Benim de bir problemim olmadı. Biz de güzel geçirdik inşallah diyorsun. Güzel geçirdiğimizi söyleyebilirim. Allah'ım daha güzel geçirenlerden eylesin. Amin. Ramazan'ı güzel geçirdik, değerlendirdik. Bayrama yaklaşıyoruz efendim. Bir de bayram mesajı alalım Niğde'ye, sizi tanıyanlara, cemaatinize neler söylersiniz buradan?
Ben buradaki arkadaşlarımın Ramazan bayramını tebrik ederim. Niğde'nin Hasan Dağı var, 3280 metrelik. Onun güney doğu tarafı bizim köyümüzün merası. Oradaki kız kardeşime, amcalarıma, hala oğullarıma, İzmir'de ikamet eden teyze çocuklarım bütün oraya bayram vesilesiyle gelecekler. Onların hepsine selam eder. Ramazanlarını, bayramları bayram gibi olsun, gönülleri gönülleri hoş, huzurları yerinde olmasını temenni eder. Hepsinin bayramını tebrik eder. Gördüğünüz gibi güzel ortamlar var Avrupa'nın her noktasında. İşte biz de bu güzel ortamlardan sizlere seslenmeye gayret ettik günlerdir efendim. Avrupa'da Ramazan ekibi olarak bugün Herrenberg şehrindeydik. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin güzel ve şirin şehrindeydik. Ve burada güzel hizmetler veren İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'na bağlı Herrenberg Ayasofya Camii'ndeydik. Buradaki hizmetleri ve buradaki vatandaşımızın Ramazan ve bayram mesajlarını sizlere aktardık. İnşallah yarın sizlere Köln'den sesleneceğiz. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Köln bölgesinin vermiş olduğu iftar yemeğinde hem geçmiş idarecilerine, hem şimdiki idarecilerine, hem de kendilerine de destek veren iş adamlarına vermiş olduğu iftar yemeğinde yaşananları anlatacağız. Yarın tekrar görüşünceye dek hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Selam, Avrupa'da Ramazan'ı sundu.